Schrödinger'in kedisini ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesini, hatta belki de kuantum dolaşıklığını duymuş olabilirsiniz. Bu kuantum olguları, sonsuz derecede küçük ölçekteki dünyayı açıklama girişimleridir ve keşfedildiklerinden beri 100 yıl içerisinde görece iyi tanınmışlardır. Fakat bunlar atomların ve atom altı parçacıkların tuhaf ve sezgilere aykırı davranışlarının zar zor başlangıcı olabilir. Daha pek çok kuantum etkisi hala karanlıktadır. Şimdi bunlardan 5'ine göz atalım. 1 numara: kuantum Zeno etkisi. Klasik Schrödinger'in kedisi durumundan bir sapmayla başlayalım. Bu meşhur düşünce deneyinde bir kedi bir kutu içerisinde radyoaktif madde ile hapis bırakılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Eğer radyoaktif madde bozulursa zehirli bir gaz salacak bir dedektörü tetikleyecek ve kedi ölecektir. Fakat sonucu ölçmek için kutunun içerisini kontrol edene kadar kutunun içerisindekiler aynı anda iki durumda birden bulunacaktı. Birinde bozulma olmamış ve kedi hayatta olacaktı, diğerinde ise bozulma olacaktı ve kedi ölecekti. Kutunun içerisine göz attığımız anda karar verilirdi ve kedi ya ölmüş olur ya da bir gün daha yaşardı. Fakat eğer kutunun içerisine radyoaktif materyali göz altında tutmak için saniyede binlerce kez bakarsanız davranışını değiştirebilirsiniz. Gözlem yapma şeklinize bağlı olarak ya bozulmada gecikme meydana gelecektir ki biz buna kuantum Zeno etkisi adı veriyoruz ya da bozulmayı hızlandırabilecektiniz. Kuantum anti-Zeno etkisi diyoruz buna da. Bu etki adını kendi adıyla anılan bir dizi paradoks olan antik Yunan filozofu Zeno'dan alıyor. Bu paradokslardan birinde Aşilles bir kaplumbağa ile yarışta oluyor. Bu paradoksa göre hareketin başlaması imkansız oluyor çünkü her bir mesafe sonsuz sayıda daha küçük mesafeye ayrılabiliyor. Hikayedeki sapma, Zeno etkisinin ölçüm nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı meydana gelir. İçeriğine bakmadan kutuyu sallamak bile bu numaranın etkili olmasında yeterli olabilir. 2 numara: nötrinoların bireysel özelliklerinin olmaması. Schrödinger'in kedisi kuantum fiziğindeki tuhaf fikirlerden birine verilen bir örnektir. Süperpozisyon. Bu olgu kısaca nesnelerin iki veya daha fazla durumda birden bulunabildiğini söyler. Bir kedinin aynı anda hem ölü hem de diri olması günlük hayatta görmemizin olası olmadığı bir durum olsa da laboratuvarda çalışan fizikçiler zaman zaman aynı anda hem saat yönünde hem de saatin ters yönünde dönen elektronları kullanırlar. Bu fikri temel alarak bilim insanları nötrino denilen hayaletimsi parçacıkların binlerce kilometreden fazla yol kat ettiklerinde iki veya daha fazla duruma aynı anda hapsedilebildiklerini gösterdiler. Nötrinolar, maddeyle neredeyse hiç etkileşmeyen, saniyede elinizden 100 trilyon tanesi geçen parçacıklardır ve uzayda hızlandıkça farklı aromalar veya türler arasında hızlıca salınım yapabilirler. Yolculuklarına bir aromayla başlarlar ve hedefe bir başkasıyla varırlar. Fakat bu değişim basit değildir. Araştırma yolculuk boyunca nötrinoların belirli bir aromalarının olmadığını gösteriyor. Bir tür kimlik bunalımı durumunda bulunuyorlar. Aynı anda pek çok aromada aynı anda birden bulunuyorlar. 3 numara: Hong-U-Mandel etkisi. Kuantum optik ışık ve onun maddeyle çok küçük ölçeklerde etkileşimi içeren bir araştırma alanıdır. Hong-U-Mandel etkisi, iki fotonun bir ışın ayrıcında bir prizma gibi bir ışını ikiye ayıran optik bir cihazdır bu. Etkileşime girdiği tuhaf yolları tanımlayan bir yöntemdir. Bir foton 50/50'lik bir ışın ayrıcına girdiğinde ya yansır ya da içinden geçebilir. Her birinin olasılığı %50'dir. Görselde gösterildiği gibi eğer iki özdeş foton bir ışın ayrıcısına girerse 4 farklı olasılık ortaya çıkar. Üstteki foton yansır ve alttaki foton geçer. Ya da her ikisi de geçer ya da her ikisi de yansır ya da üstteki foton geçer ve alttaki foton yansır. İşler tam da burada tuhaflaşıyor. Fotonlar özdeş olduğu için ikinci olasılığı üçüncü olasılıktan ayırt edemiyoruz ve bu özdeş fotonlar birbirlerini sönümlüyorlar. Sonuç olarak sadece birinci ve dördüncü olasılıkları görüyorsunuz. Her iki foton da ışın ayırıcının aynı tarafında ortaya çıkıyorlar. 4 numara: vakum çift kırılması. Bazen kendimizi çok küçük hissetmek için evrene büyük bir ölçekte bakmak zorunda kalırız.
İnanılmaz derecede yoğun ve güçlü bir biçimde manyetize olmuş bir nötron yıldızını inceleyen astronomlar, vakum çift kırılması denen bir kuantum etkisine dair ilk kanıtı buldular. Bu etki ilk olarak kuantum teorisinin boş uzayın aslında boş olmadığını öngördüğü 1930'lu yıllarda hipotez haline getirildi. Uzay boş olmak yerine bir anda var olup bir anda yok olan sanal parçacıklarla boğazına kadar doludur. Normalde ışığın vakumdan değişmeden geçip gitmesini bekleriz. Fakat görünüşe bakılırsa güçlü manyetik alanlar tıpkı bu nötron yıldızında olduğu gibi vakum içerisindeki bu sanal parçacıkların özelliklerini değiştirebiliyor ve geçen ışığın polarizasyonunu etkileyebiliyor. Işık dünyadaki teleskoba ulaştığında biz bu kuantum etkisinin sonucunu makroskobik seviyede gözlemliyoruz. 5 numara, sıcaklığın kuantum olması. Fırınınızı ısıttığınızı ve pişmesi için içine pasta koyduğunuzu düşünün. Ardından kekin bazı kısımlarının pişmediğini fark ederiz. Çünkü fırının bazı kısımları hala oda sıcaklığındadır, değil mi? Isının sıcak yerlerden bitişiğindeki soğuk yerlere düzgünce aktığı fikrine aşinayızdır. Böylece bir oda veya nesne eşit derecede ısıtılabilir. Fakat kuantum fiziğinde durum her zaman böyle değildir. Araştırmalar sıcaklığın grafen, yani karbon atomlarının tek katmanlı yapraklarından yapılan sıra dışı bir malzeme içerisinde tuhaf şekillerde davrandığını ortaya koydu. Isıyı taşıyan elektronlar dalgalar şeklinde ilerler ve bu dalgacıklar grafen içindeki bazı kısımların sıcak, bazı kısımların soğuk kaldığı anlamına gelir. Heyecan verici bir şekilde bu dalgacıkların boyutu kontrol edilebilir. Böylece bilim insanlarının sıcaklığa kuantum seviyesinde bakış atmalarına olanak sağlayan termal mikroskoplarla gözlemlenebilirler. Eğer bu etkiden faydalanmak istersek, bilgi, işlem, tıp ve çevresel görüntülemede uygulama şansı bulabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.